Selam Merkeze, Pimat 1'e hoş geldiniz. Biliyorum ki yeni nesil soru çözmeyi çok seviyorsunuz ya da sevmek istiyorsunuz. Ben de doğruda açılar ve üçgende açılarla ilgili yeni nesil sorular çözdüm bu videoda. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altında beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başlayalım birlikte. Yeni nesil soru dediğiniz aslında klasik soruların biraz hikayeleştirilmiş, biraz görselleştirilmiş halde. Ya yani böyle gözünüze çok büyütülecek bir şey yoktur. Bakın, klasik bir aslında açı sorusu. Biraz şekillendirmişler, süslemişler, resimlemişler, soruyorlar. Şimdi ne verilmiş bize? Diyor ki aşağıda bir kuşun dinlenmek için izlediği yol verilmiştir diyor. AB doğru parçası, pardon, AB doğrusu DE doğrusuna paraleldir. Buna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Nereyi istiyor yani bizden? BCD dediği şurası bakın. Şunun ölçüsünü istiyor. Şimdi paralellikleri de kullanalım biz. Ne yapacağım ben? AB DE'ye paralelse AB'yi uzatıyorum şöyle. Şöyle uzattım bakın. Bunlar paralel birbirine. Şimdi paralel olduğuna göre şuradaki şuraya da K noktası diyelim. Şu açı ile 125 birbirini bütünler. Karşı durumlu açılar şöyle doğru da açılarda. Şununla şunun toplamı daima 180'dir. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Dolayısıyla 125 ise onu 180'e tamamlayan açı nedir? 55 derecedir. Şimdi bunu buldum. Devam edeceğim. Bakın ne yapacağım. 55 ise ters açı. K'nın bu taraftaki açısı da 55 derecedir. 145'in bütünlerini buluyorum. Çünkü burada bir doğru açı oluşuyor. 145'i 180'e tamamlarsanız burası da 35 olur. Dolayısıyla şurada bir üçgen elde ettik. Bakın B, C, K üçgeni. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 35, 55 ve bizden istenen açının toplamı 180'e eşit. Buradan topladığımız zaman ne yapar burası? 90 yapar. Dolayısıyla sorulan yerde yani C açısı da 90 derecelik bir açı olur. Bakın ikinci soruda da gene açılar var ama ne kadar güzel çizim yapılmış bir kroki gibi. Bir sokak çizilmiş, birkaç sokak. Şimdi buradaki sokakların birbirine paralelliği verilmiş. Bakın Ankara'nın Karanfil Sokağı, Konur Sokağı ve Selanik Sokağı. Üniversiteye gittiğinizde Karanfil Sokak'ta çok dolaşırsınız. Güzeldir oraları. Şimdi bakın paralelliklere verilen açılara bakın. Karanfil Sokak'la Selanik Sokak birbirine paralel olduğuna göre şunun rengini değiştireyim. F açısı 110 derece ise onu bütünleyen açı yani E açısı 70 derecedir. Karşı durumlu açı demiştik şöyle. Şurası alfa ise şurası 180 eksi alfadır demiştik. Şimdi bizden istenen açıyı bir tamamlayalım bakalım. BAT açısı. BAT açısı yani şurası soruluyor bakın. Şu açı. Biz bunu şimdi tamamlaya tamamlaya bulacağız bakalım. Şimdi yöndeş açıları kullanacağız. Bir de burada bir eşit bir açı verilmiş. PMN açısı. Neresidir orası? Bakın PMN yani şu açı. Şuraya M harfini şuraya alayım. Şu açı FED açısı, FED açısı yani şu açı E açısına eşitmiş. E açısını 70 bulduk. Dolayısıyla burası da 70 derece olarak yazabiliriz. Şimdi şunu düşünelim ben. Bakın şuraya o sarı çizgileri çiziyorum. Bakın şurası 110 derece. Şurası 70 derece. Şurada da şöyle bir şey çizilmiş. Şurası da 70 derece. Şimdi böyle baktığınız zaman bunlar birbirine paralel olduğuna göre şu açının da 70 derece olduğunu görürsünüz. Bakın yöndeş açı. Dolayısıyla şu açının tamamı 140 derece.
yani şurası. Bunlar karşı durumlu açılar. Onu 180'e tamamlayan açı da nedir? 40 derecedir. Dolayısıyla sorulan açı 40 derecelik bir açı olur. Diyor ki aşağıda birbirine paralel olan A ve B caddeler arasında yerleştirilmiş olan dikdörtgen şeklindeki parklar ile bu şekiller arasında oluşan açılardan bazıları verilmiştir. X ve Y açılarının toplamı isteniyor. Şöyle baktığınızda ne kadar karmaşık görünüyor ama bakın ben bunu klasik soru tipine çevireceğim, göreceksiniz. Şimdi bu bizim A caddemiz. Yani bu bir doğru. A doğrusu gibi düşünün. Şimdi şu zikzakları çizeceğim arada bakın. Şuradan şöyle yapıyorum. Şurası 60. Şurası 110. Şurası 70. Şöyle şunu alayım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şurası çocuklar bakın şurası 90 zaten burası da x. Yani şurası 90 artı x. Öyle yazalım daha iyi olur. Şimdi y'ye bakarsanız da bakın şurası 90, burası 90. O zaman şu açı 110'u tamamlayan açı 180 artı y. Böyle düşünebilirsiniz. Gerçi buradan hemen y'yi de bulabiliriz. Şimdi bakın bunlar paralel birbirine bu doğrular. Paralel iki doğru arasındaki zikzak açıları istemiş aslında. Hani hikayeleştirmese aslında şöyle bir şey sorsa çok daha basit olacak. Şimdi burada ne yapıyorduk biz zikzaklarda? Hemen aslında öncelikle şu y'yi bulabiliriz buradan. Çünkü burada bir tam açı oluşuyor. 180 artı y 110 ile toplandığında 360 olacak, tam açı olacak. Dolayısıyla y'yi buradan hemen 70 bulabiliriz. Şimdi zikzaklarda ne yapıyorduk? Sağa doğru ve sola doğru bakanları topluyorduk. Burada da yukarı ve aşağı doğru olarak adlandıralım. Bakın. Yukarı doğru bakanlarla aşağı doğru bakanları toplayabiliriz ya da paralel doğrular çizip bölebiliriz de bunları. Şimdi şunların hepsinin 90 derece olduğunu biliyoruz. Dikdörtgen olduğu için onların hepsi 90 derece. Şimdi şu kalan açılarımızı, bize lazım olan açılarımızı bir tamamlayalım. Şimdi şurası ne olacak? Bakın şöyle şu tarafa yazayım. 90 eksi x olacak ki toplamları 180 olsun. Şimdi yukarı doğru olanları topluyorum. Yani 60, 110, 70 ve 90 eksi x eşittir. Aşağı doğru topluyorum. 1, 2, 3 tane 90 var. Yani 270. Şimdi buraları toplarsak şunlar 180 yaptı. 180, 90 daha ne yapacak? O da 270 yapacak. 270 ile sadeleşecek. Dolayısıyla x buradan 60 olarak bulacağız. Y'yi zaten bulmuştuk. X de y'nin toplamını istiyordu bize. Y'yi 70 bulmuştuk. X'i de 60 bulduk. Dolayısıyla topladığımızda da 130'u bulmuş oluruz. Evet, burada da gene bir kroki verilmiş, bir yol haritası. Diyor ki buna göre diyor Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Caddesi arasındaki dar açının ölçüsü ne kadardır diyor. Yani şunu istiyor sizden, x istiyor. Bakın isterseniz bu kroki de ne yapabilirsiniz? Şöyle tamamladığınızda, yani ben onu doğru da açılara tamamlayayım. Şurası 80. Şöyle uzatalım. Şurası x. Şimdi bunlar paralel zaten. Bir de şurası da verilmiş. Şurası da 130. Şimdi x de soruluyor bize. Bakın aynı soru. Ben onu sadece doğru da açıya çevirdim. Şimdi paralel olduğu için şu doğrular 80 ise şurası ne olacak? 100 olacak. Karşı durumlu açı. Dolayısıyla onu bütünleyen açı da 80 olacak. 130 ise onu bütünleyen açı 50 olacak. Burada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı yapacağım. Yani x 50 ve 80'in toplamı ne olacak? 180 olacak. X buradan 50 olarak bulunur.
Evet, yukarıdaki ABC üçgeninin B ve C açılarının ölçüleri açı ölçerleri hesaplanmıştır. B ve C noktaları açı ölçerlerin merkezi olduğuna göre BAC açısı yani X açısının ölçüsü isteniyor. Şimdi B ve C açı ölçerleri merkezi ise açı ölçeri nasıl ölçeceğiz? Yani biz merkezine yerleştirdiğimizde sıfırdan başlayarak şu açıyı ölçtüğümüzde bakın o kaç derece oluyor? Sıfırdan ama tersten koymuş. Tersten ölçelim pardon. Bu taraftan başlayalım. Sıfırdan başladığınızda şurası kaç derece? 30 derece. Şurası 30 derece. Tamamına baktığınızda ise 80 derece. Dolayısıyla arada kalan açı C açısı olmuş oluyor. Yani şurası 30 ile 80'in arasında 50 derece olarak yazdım. Aynı şey diğer B köşesi için de yapıyorum. Sıfırdan başladığınızda bakın B'ye kadar geldiniz. Burası 80. Sıfırdan başladığınızda diğer kenara kadar geldiğinizde bakın 140'ı gösteriyor. Dolayısıyla 80 ile 140 arasında bu B açısının ölçüsünde 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi üçgenin iç açıları toplamından B açısı 40 pardon 60. C açısı 50, 110. C açısına ne kaldı? 70 kaldı. Yani X değeri 70 olarak bulunur. Yani burada açı ölçeri kullanmayı bilmenizi istemiş soruda. Evet, ikinci sorumuz bir çizim sorusu. Diyor ki, Aydın öğretmen aşağıdaki anlatımlara göre tahtada bir geometrik çizim yapıyor. ABC'de dörtgenini çizelim. Şimdi herhangi bir dörtgen çiziyorsunuz. Bir özelliği olup olmadığını bilmiyoruz. Ben de rastgele çiziyorum. Sadece biraz büyük çizeyim. Çizim sonra işlemleri kolay görünsün. Şurayı bir silelim. Bakın bir dörtgen çizim. Rastgele yani hiçbir özelliği yok. Sadece dörtgen. ABCD diye adlandırdım. Şimdi verilenleri yerleştiriyorum. Diyor ki BC, CD, AD eşit olsun. Bakın BC, CD, AD eşit olsun. Olsun tamam. BD doğru parçasını çizin diyor. Çizelim. Hemen B ile D'yi birleştirelim. BD doğru parçasını çizdik. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki BDC açısı 40 derece. BDC açısı yani şurası 40 derece. Tamam. ADB açısı 20. ADB açısı yani şurası 20 derece. O da tamam. Bizden istenen ne? ABD açısı. ABD açısı yani şurası da soruluyor. Bakın. Güzel. Şimdi bir verilenleri değerlendirelim bakalım. Hemen CDB'de bir ikizkenar üçgen görüyoruz. D 40 ise B de 40'tır. 40, 40, 80 tep açısı kaç derece olacak? 100 olacak. Şimdi bir de D açısına bakarsanız D açısının tamamı 60'tır. Ben şimdi A ile C'yi birleştiriyorum bakın. Bakın nasıl bir şey elde edeceğim göreceksiniz. AC'yi çiziyorum. AC'yi çizdiğiniz zaman ikizkenar üçgen elde ettik. AD DC'ye eşit ikizkenar üçgen. Dolayısıyla şu taban açıları eşit. Tep açısı kaç derece? Bunun tamamı kaç derece? Şurası 60 derece. Yani ikizkenar değil, eşkenar üçgen elde etmiş olduk burada. Dolayısıyla bütün açılar 60'ar derece olacak. Güzel, tamam. Şimdi tamamı 100'dü. Bunun geri kalan parçası ne olacak şurası? 40 derece olmuş olacak. Güzel. Şimdi tarayacağım üçgene bakın. Bir renk değişikliği yapayım. CAB üçgenine bakmanızı istiyorum. Tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen. Çünkü AC ile BC birbirine eşit. Tepe açısı 40 ise taban açıları kaç olmak zorunda? 70-70 olmak zorunda. 70. Bunun tamamı da 70 olacak. O zaman sorulan yer kaç derecedir? 30 derecedir. Yani bizden istenen açı 30 derecedir. Bakın gene bir çizim sorusu. Diyor ki aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Bir ABC üçgeni çizelim. Çizelim bakalım hemen. Bir ABC üçgeni çizelim. Sonra ABC üçgeninde istenenleri yapalım.
BC doğru parçası üzerinden bir D noktası alalım. Alalım. Şuradan bir D noktası alalım. Aldık. BD AB'ye eşit olsun diyor. BD ile AB eşit olsun. Tamam. AD doğru parçasını çizin diyor. Çizelim. Tamam, çizdik. ABC açısı 70 derece. ABC açısı, yani şurası bakın 74 derece. ACB açısı, ACB açısı, yani şu açı 26 derece. Bizden istenen ne? DAC açısı. DAC açısı, yani şurası bakın. Bu da isteniyor bizden. Tamam. Şimdi ne yapıyorum ben? ABD üçgenine bakarsanız ikizkenar üçgen. Çünkü AB ile BD birbirine eşit ve tep açısı kaç derece? 74 derece. O zaman taban açılarını buluyorum. Yani 180'den 74'ü çıkardım. 106 2'ye böldüm. 53 53. Tamam. Şimdi şuraya da alfa diyelim sorulan yere. Şimdi bu şuradaki 53, D açısındaki 53 aslında şu açının, taradığım yeşil üçgenin pardon, bir dış açısı. Bir dış açı neye eşitti? Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına. Yani 53 neye eşit? 26 ile soru işaretinin, yani alfanın toplamına eşit. Dolayısıyla buradan alfa eşittir 53 eksi 26 olur. O da ne yapar? 23, 27 derece yapar. Evet, dördüncü soruda makaslı bir soru, çok da güzel bir soru. Diyor ki aşağıda birinci şekilde keskin kısımları doğrusal eş iki koldan oluşan makas iki kol arasında 50 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında ikinci şekil elde ediliyor. Bakın şunları doğrusal doğru olarak düşüneceksiniz. Şöyle çizeyim çok daha iyi anlarsınız. Bakın burada bir AC doğrusu var. Ve burada bir BD doğrusu var. Yani makasın ağzındaki, yani makasın ne diyelim, kollarını birer doğru olarak düşüneceğiz. Arada da 50 derecelik bir açı var. Şimdi ben devam etmeden önce C ile D'yi birleştiriyorum burada. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Çünkü makasın kolları eşit uzunluktadır. Yani şunlar eşittir. Şimdi tep açısı 50 derece olan bir ikizkenar üçgenin taban açıları da 65 65'tir. Bakın 65 derece. Şimdi devam edeceğim ikinci şekilde. Diyor ki AC doğrusu sabit tutulup BD doğrusu 40 derecelik açıyla açılıyor. Bakın BD şuydu ya, şurası B diyelim. 40 derece açılıyor. Yani şu aradaki açı kaç derece oluyor? 90 derece oluyor. Bakın. Yani şöyle çizeyim onu da, gene tamamlayayım açıları. Bakın, şimdi buradan nereye gelmiş? Şimdi şunlar da eşit mi? Eşit. Şimdi tepe açısı 90 derece olan, yani ikizkenar dik üçgen bulduk burada. Dolayısıyla bunlar 45, 45 olacak. Şimdi bizden ne istiyor? Şu arada kalan açı istiyor. Şurayı istiyor bak. Ben şunun tamamını ne bulmuştum? Şunun tamamını 65 bulmuştum. O zaman x ne olacak? 65 eksi 45, yani 20 olacak.